Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 3. Bölüm. Anadolu'da yaşayan evliyanın ve ulemanın büyüklerinden, babası Osman Efendi de evliyadan bir zattı. İbrahim Hakkı Hazretleri 1115 miladi 1703 senesinde Erzurum'un Hasankale kasabasında doğdu. Tillo'da İsmail Fakirullah Hazretlerinden ilim öğrendi. Onun sohbetleriyle kemale geldi. Sofiye-i Aliye ismi verilen evliyanın büyükleri arasına girdi. Kadiri idi. Bir ilim ve marifet hazinesi olan Marifetname isimli eseri pek kıymetlidir. 1195 miladi 1781 senesinde Siirt'in Tillo kasabasında vefat etti. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. Lokman Hakim Hazretleri oğluna şöyle nasihatte bulundu. Ey oğul, diline sahip olmayan kimse sonunda pişman olur. Çok münakaşa ve münazara yapan kimse kötülenir. Kötü işlerin yapıldığı yerlere girenler oralarda işlenen kötü işleri yapmakla suçlanır ve töhmet altında kalırlar. Kötü kimseyle arkadaş olan kimse kötülükten kurtulamaz, emin olamaz. İyi kimseyle arkadaş olan kimse iyi şeylere kavuşur. Malik bin Enes Hazretleri kendisinden nasihat isteyen bir kimseye Allahü Teala'dan kork. Allahü Teala'nın sana lütfettiği nuru günah işlemek suretiyle söndürme buyurdu. İmam-ı Şafii Hazretleri bir nasihatinde Allahü Teala'nın kalbini açmasını, nurlandırmasını isteyen kimsenin kendisini alakadar etmeyen mevzularda konuşmaması, günahları terk etmesi, onlardan uzak durması lazımdır. Kim iyi ameller işlerse Allahü Teala başkasına nasip etmediği şeyleri o kimseye nasip eder buyurdu. Allah ve Resulü ana babaya itaat edip onlara teşekkür borcunu eda eden onlara karşı gelmeyenlerden razıdır. Allahü Teala'dan kork. Ana babana itaat et. Onlara iyilikte bulun. Kur'an-ı Kerim'i çok oku. Bunu hiç ihmal etme. Mümkün mertebe insanlardan uzak kal. Çünkü haset de, nemime de, söz taşımak hep iki veya daha fazla insan arasında olmaktadır. Fakat yalnız ve tek başına olan kimse bu durumlardan nefsini korumuş olur. Kişinin zahiri ilimlerden, herkesin bilmesi lazım olan namaz, oruç gibi farz-ı ayn olan vazifelere dair bilgileri öğrenmesi ve bilmesi zaruridir. Çünkü kalplerin aydınlanması, kalplerin huzuru ve Allahü Teala'nın rızası bunları öğrenip yapmaktadır. Bu hususta Malik bin Enes Hazretlerinin şu sözü ne güzeldir. Bir kimse gelip Malik bin Enes Hazretlerinden batın ilmiyle ilgili bir şey sordu. Malik bin Enes Hazretleri onun bu sualini hoş karşılamadı ve batın ilmi, zahir ilmini öğrendikten sonra öğrenilir. Zahiri ilimleri öğrenmiş olan batın ilmini öğrenir. Zahiri ilimleri öğrenip onlar ile amel eden kimseye Allahü Teala batın ilmini açar. Batın ilmi ancak kalbin açık olup nurlanmasıyla elde edilir buyurup suali soran şahsa döndü ve şöyle dedi. Sen açık ve zahir olan şeylere sarıl. Bilinmeyen yollara girmekten sakın. Bildiğin şeylere yapış. Bilmediklerini, anlayamadığın şeyleri bırak buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 282. ayet-i kerimede mealen Hak Teâlâ'nın emrine ve nehyine aykırı hareketten sakının, azabından korkun. Allahü Teâlâ işlerinize ait hükümlerini size öğretiyor. Allahü Azimüşşan her şeyi hakkıyla bilendir buyurdu. Takva Allahü Teâlâ'nın emirlerini yapıp
yasaklarından sakınmaktır. Bu mühim bir kaidedir. Kim gizli ve açıktayken bu kaideyi gözetmezse helaki ve felaketi yakın demektir. Şairlerden biri bir beytinde şöyle demektedir: "Ey kardeşim, kendine takvayı azık edin. Çünkü takvayı kendisine sermaye edinen kimse pek çok hayır ve iyiliklere nail olur. Irmak akarken zaman zaman gürültü çıkarır ve zaman zaman etrafını zorlar. Ancak sonunda denize kavuşarak sükûnete erişir. Allahü Teâlâ'nın rızasına kavuşmak arzusu ile yanan kimsenin de hali böyledir. İyi olan Allah adamlarıyla birlikte bulunmak, hayırlı bir iş yapmaktan daha iyidir. Bunun gibi kötülerle ve İslam düşmanlarıyla bulunmak, kötü bir iş yapmaktan daha kötüdür. İnsana en çok zarar veren günah, kendi gibi olan insanları aşağı görmektir." buyururdu. Allahü Teâlâ'yı ibadetler içinde en çok razı eden ibadet, zayıf ve mazlumları sevindirmek ve rahatlatmaktır. İhtiyaç sahibini hayal kırıklığına uğratmayan kimse hakiki derviştir. Cehennem ateşinin söndürülmesinin en iyi yolu açı doyurmak, susuz olanın susuzluğunu gidermek, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görmek ve sefalet içinde bulunanla dostluk kurmaktır. Sabır, şikayet etmeksizin üzüntüye katlanmak ve sıkıntılara göğüs germektir. Arif, ölümü dost, rahatlığı da düşman görür. Allahü Teâlâ'yı devamlı hatırlamayı en büyük saadet bilir. Başının üstünde dolaşan ölümü düşünerek son yolculuğu için hazırlığını tam yapar. Arif'in bir özelliği insanlara karşı devamlı güler yüzlü olmasıdır. Rabbini tanıyıp seven kimse her an onun aşkıyla kendinden geçer. Ancak Allahü Teâlâ'nın zikriyle ayakta durur ve yürüyebilir. Çünkü o Allahü Teâlâ'nın azameti karşısında kendini unutmuş, kaybetmiştir. Allahü Teâlâ'yı tanımanın alameti halkı bırakmak ve marifeti açmamaktır. Fakr ismine müstahak olmak için ölmeden önce ölmek gerekir. Bir kimsede şu üç haslet bulunursa o kimse Allahü Teâlâ'nın dostudur, sevgili kuludur. Birincisi cömertliktir. Çünkü cömertlik bir deryadır. İkincisi şefkattir. Şefkat güneş gibi aydınlatıcıdır. Üçüncüsü tevazudur. Tevazu toprak gibidir. Toprakta gül biter. Muhabbetin alameti itaat etmektir. Muhabbette gevşeklik olmaz. Derviş o kimsedir ki kendisine ihtiyacını söyleyen hiç kimseyi mahrum etmez. İhtiyaçlarını karşılar. Kurtuluş, salihlerin, büyüklerin sohbetindedir. Bir kimse, her ne kadar kötü de olsa, büyüklerin sohbetinde bulunmak, onu kurtarır ve yükseltir. Salihlerin sohbetine devam eden kimse, iyi bir kişi ise, kısa zamanda olgunlaşıp yükselir. Takva, Allahü Teala'nın haram kıldığı, yasak ettiği şeylerden uzak kalmak, onlara yaklaşmamaktır. İlimsiz kimsenin konuştukları, dinleyeni doğru yoldan çıkarmaktan başka bir şey vermez. İbrahim Hakkı Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim Hakkı Hazretleri, Tillo'ya geldiği günlerde gördüğü bir rüyayı şöyle anlattı: "Rüyamda gökyüzünü beyaz serçelerle dolu halde gördüm. Bir ara serçeler hep birden halkın üzerine doğru saldırdılar. Bana saldıranları babam uzaklaştırdı. Ancak bir serçe fırsat bulup sağ koltuğuma sokuldu. Sabahleyin rüyamı babama anlattım. Babam koltuğumun altına baktıktan sonra orada taun, veba hastalığının belirtilerini gördü. Hastalığa yakalandığım İlk 5 gün kendimden habersiz olarak yattım. 6. gece gözümü açtığımda
babamı başucumda ağlıyor gördüm. Muhterem hocamız İsmail Fakirullah Hazretleri de yanındaydı. Mübarek ellerini kaldırdı. Bana uzun uzun dua ettikten sonra babama, İbrahim'in işi bitmiş iken Allahü Teala ihsan ederek onu yeniden diriltti. Buyurarak müjde verdi. İbrahim Hakkı Hazretleri talebeleriyle yaptıkları sohbette buyurdular ki: Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdiklerine göre Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına muhatap olan kimse, yani mükellef için halis itikat, iman şöyledir. Allahü Teala kadim olan zatı ile vardır. Ondan başka her şey onun var etmesiyle var olmuş, onun yaratmasıyla yokluktan varlığa gelmiştir. O sonsuz olarak vardı. Kadimdir, ezelidir. Yani hep vardı. Varlığından evvel yokluk olamaz. Ondan başka her şey yoktu. Bunların hepsini o sonradan yarattı. Kadim ve ezeli olan baki ve ebedi olur. Hadis ve mahluk olan fani ve muvakkat olur. Yani yok olur. Allahü Teala birdir. Yani varlığı lazım olan yalnız odur. İbadete hakkı olan da yalnız odur. Ondan başka hiçbir şeyin var olmasına lüzum yoktur. Olsalar da olur, olmasalar da. Ondan başka hiçbir şey ibadet olunmaya layık değildir. Allahü Teala'nın kamil sıfatları vardır. Bu sıfatları hayat, ilm, sem', basar, kudret, irade, kelam ve tekvindir. Bu sıfatları da kadimdir, ezelidir. Varlıkları Allahü Teala iledir. Mahlukların sonradan yaratılması ve onlarda her an meydana gelen değişiklikler sıfatların kadim olmasını bozmaz. Sıfatların bağlandığı şeylerin sonradan var olması sıfatların ezeli olmasına mani olmaz. Noksan sıfatlar onda yoktur. Allahü Teala maddelerin, cisimlerin, arazların yani hallerin sıfatlarından ve bunlara lazım olan şeylerden münezzehtir, uzaktır. Allahü Teala zamanlı değildir, mekanlı değildir, cihetli değildir. Bir yerde, bir tarafta değildir. Zamanı, yerleri, cihetleri O yaratmıştır. Bir şey bilmeyen bir kimse onu arşın üstünde sanır. Yukarıda bilir. Arş da, yukarısı da, aşağısı da onun mahlukudur. Bunların hepsini sonradan yaratmıştır. Sonradan yaratılan bir şey, kadim olana, her zaman var olana yer olabilir mi? Yalnız şu kadar var ki arş, mahlukların en şereflisidir. Her şeyden daha saf ve daha nurludur. Bunun için ayna gibidir. Allahü Teala'nın büyüklüğü oradan görünür. Bunun içindir ki ona Arşullah denir. Yoksa Allahü Teala'ya göre arş da diğer eşya gibidir. Hepsi onun mahlukudur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Ondan başkası yaratma kudretine ve gücüne sahip değildir. Nitekim Allahü Teala En'am suresi 102. ayet-i kerimede mealen ondan başka ilah yoktur. Her şeyin hâlıkı ancak O'dur. O halde O'na kulluk, ibadet edin buyurdu. Allahü Teala'nın emrine muhatap olan mükellef kimse Muhammed aleyhisselam'ın Allahü Teala'nın kulu ve resulü, peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu, Allahü Teala'nın habibi olduğuna inanır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 40. ayeti kerimede mealen Muhammed aleyhisselam sizden olma Zeyd gibi erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allahü Teala'nın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur buyurdu. Muhammed aleyhisselam'dan sonra peygamberlik iddiasında bulunan kimse kâfir olur. Mükellef olan kimsenin kısaca Allahü Teala'ya
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Allahü Teala'nın kaza ve kaderine, önce ve sonra gelenlerin diriltildiği ahiret gününe, haşr ve neşre, cennet ve cehenneme ve diğer bildirilen şeylere inanması lazımdır. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın kelamıdır. Mahluk değildir. Kader Allahü Teala'nın mahlukları hakkındaki sırrıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdikleri haktır ve gerçektir. Ondan tevatür yoluyla bildirilenler sanki Resulullah Efendimizin bizzat kendisinden duyulmuş gibidir. Tevatür Müslüman alimlerin bir şeyin varlığı hakkında ittifak etmesidir. Havz-ı Kevser, Şefaat, Sırat, Mizan, Münker ve Nekir'in kabirde sual sorması, Miraç yani Resulullah Efendimiz uyanık olarak beden ve ruhen semalara götürülmesi, kıyamet gününde cennetliklerin nasıl olduğunu bilinmeyen bir şekilde Allahü Teala'yı görmesi haktır. Bunların hak olduğu hakkında İslam alimleri ittifak etmişler, icma hasıl olmuştur. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin icması haktır ve doğrudur. Resulullah'tan sonra insanların en üstünü Ebu Bekr Sıddık, sonra Ömer bin Hattab, sonra Osman bin Affan, sonra Ali bin Ebu Talib, sonra Eshab-ı Kiram'ın seçkin ve önde gelenleridir. Kitap ve sünnete uymayan her şey batıldır, hükümsüzdür. La ilahe illallah mübarek sözünün hakları pek çoktur. Başlıca iki kısma ayrılır. Birinci kısmı, farz ve vacip olan amelleri eda etmek, yapmak. İkinci kısmı da haram olanı terk etmektir. Farz amellerden ilki 5 vakit namazdır. 5 vakit namaz, erkek ve kadın her Müslümana farzdır. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak, şartlarını taşıyan kimselerin zekat vermesi ve hacca gitmesi farzdır. Bu mübarek kelimenin haklarından biri de haramlardan kaçınmaktır. Kâfirlik alameti olan şeyleri yapmak, zünnar kuşanmak, haksız yere adam öldürmek, zina etmek, livata yapmak, içki içmek, iffetli kadına iftira etmek, erkeğin altın kullanması, ipek giymesi ve günah olan diğer şeylerden uzak kalmak, bunları terk etmek, kelime-i tevhidin haklarındandır. Bir kimsenin itikadı doğru olunca, büyük günah işlemekle kâfir olmaz. Eğer işlediği günahın cezasını dünyada çekerse, işlediği günah için kefaret olur. Ancak tövbe etmeden vefat ederse, onun işi Allahü Teala'ya kalmıştır. Onu Allahü Teala Resulullah'ın veya salihlerden birinin şefaatiyle veya bir iyiliğinden dolayı af ve mağfiret eder. Yahut günahı kadar azap ettikten sonra onu yine cennete kor, imanı olduğu için cehennemde ebedi kalmaz. Çünkü cehennemde ebedi kalmak küfrün cezasıdır ve yalnız kâfirlere mahsustur. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki, Beni İsrail 71 fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan 70'i cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 kısma ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip yalnız bir fırkası kurtulur. Eshab-ı kiram bu bir fırkanın kimler olduğunu sorunca, cehennemden kurtulan fırka benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir buyurdu. Resulullah'ın ve eshab-ı kiramın gitmiş olduğu bu doğru yoldan kıl payı ayrılmak, dünya ve ahirette helak olmaya, felakete sebep olur. Mü'min güneş gibidir. Sararıp solarak batar ama doğduğunda ahirette göz kamaştırır. İnsanı hayvandan ayıran edeptir. Edep,
hududa, sınırlara riayet etmek, onu taşmamaktır. En büyük edep ise ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir. Eshab-ı kirama hürmet etmeyen kimse Muhammed aleyhisselama iman etmiş olmaz. İki kelime vardır. Söylemesi kolaydır. Kıyamet günü sevabı çok ağırdır. Bu iki kelime Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim. Ölüm acısı 70 kere kılıçla doğranmaktan fazladır. Bu herkese vardır. Fakat Allahü Teala sevdiği kullarına duyurmaz. Ölüm acısı kabir azabı yanında hiç kalır. Kabir azabı mahşer azabı yanında hiç kalır. Cehennem azabı ondan da fazladır. Din kardeşinin bir ihtiyacını görmen bir sene nafile ibadet etmenden daha önemlidir. İnsanların en alçağı din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır. İlimde cimrilik yapan kişiye Allahü Teala üç bela verir. Ya ölür, ilmi gider, yahut unutur veya kendine ilmi unutturacak kimseyle dostluk kurar. Öylece ilmi gider. Bir alimin sakınması gereken en önemli husus Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzak durması ve dünyaya gönül bağlamamasıdır. Müjdeler olsun imanı olanlara ve ibadetini ihlasla yapanlara. Yazıklar olsun üç paralık dünyaya ibadetini değişenlere. Emr-i maruf yapmak her Müslümana farzdır. Bu tebliğe evvela kendi nefsinden başlanır. İnsan düşmanını iyi tanıması lazım. En büyük düşman insanın nefsidir. Emire itaat vaciptir. İtaat edilmezse, isyan edilirse Allahü Teala verdiği nimeti alır. Allahü Teala hepimizi iki cihanda aziz eylesin. Amin.